Rica ediyorum, ciddi manada rica ediyorum. Lütfen artık bu ülkenin insanlarıyla ekonomik gerçekler, siyasi gerçekler, hukuki gerçekler bir an önce paylaşılsın. Yurt dışıyla ilgili gerçekler bir an önce paylaşılsın. Çünkü Türkiye hem derin bir stagflasyona hem de derin bir ekonomik krize doğru koşar adımlarla ilerliyor. Buna rağmen bizim yetkililerimiz hala çıkıp V çıkışı olacak falan diye insanların gözünün içine baka baka yanlış bilgi vermeye devam ediyorlar arkadaşlar. Neden bunu söylüyorum? Biraz bunu izah etmek istiyorum sizlere. Türkiye'de hem ciddi bir durgunluk var. Tabii ki bu durgunluk sadece Türkiye'ye özel değil. Pandeminin gelişmesiyle birlikte tüm dünyada ciddi bir durgunlukla karşı karşıyayız. Ama Türkiye bu pandemi öncesinde de zaten stagflasyon sürecine girmişti arkadaşlar. Hem enflasyon hem de durgunluk süreci vardı. Bunun üzerine bir de işsizlik biniyordu. Pandemi bu olayı biraz daha perçinledi ve sıkıntıların daha da büyümesini beraberinde getirdi. Oysa bizimkiler sanki sorunun temelinde sadece pandemi varmış havasını yaratıyorlar ve pandemi biterse, aşı bulunursa sorunların anında çözüleceğini algılatmaya çalışıyorlar insanlara. Peki bundan bir sene önce pandemi yokken Türkiye'de hiçbir ekonomik sorun yok muydu? Stagflasyon yok muydu? Enflasyon yok muydu? Daha ötesi işsizlik tavan yapmamış mıydı? Reel sektör firmaları arka arkaya konkordato ilan etmiyor muydu? Bütün bunları biz unuttuk. Bu sene sadece pandemi var diye ekonomik kriz çıktı havası yaratmaya çalışıyoruz ve bu pandemi bittiğinde de V çıkış yakalayacağız diyoruz. Şöyle bir düşünün arkadaşlar. Geçen sene bütün dünyada refah düzeyi yukarıdayken Türkiye inanılmaz bir resesyonist süreç yaşıyordu. Emin adımlarla, bakın açık ve net söylüyorum, emin adımlarla ekonomik krize doğru ilerliyordu. Sadece kuru baskılamak ekonomik krizin önündeki engel gibi gösteriliyordu insanlara. Oysa her hareketlenme yeni bir kur şokunu da beraberinde getiriyordu ve her kur şoku da enflasyonist baskıyı arttırıyordu. Bunun önündeki tek engelin Türkiye'de gerçek manada bir üretim artışı olması gerektiği olarak ifade etmiştim sizlere. Üretimi arttırmadığınız sürece, yerli kaynaklarınızı harekete geçirmediğiniz sürece kur baskısının her geçen gün biraz daha enflasyonist baskıyı arttırabileceğini ifade etmiştik. Oysa Türkiye ithalattan kurtulmak, kendi üretimini harekete geçirmek bir yana ithalatı arttırmayı tercih etti. Bunun adına ne koydular? Piyasayı regüle etmek. Piyasa böyle mi regüle edilecekti? Piyasayı regüle edebilmeniz için sizin önce yerli üreticinizi ayağa kaldırmanız ve yerli üreticinizle ithal malları regüle etmeniz gerekiyordu. Biz tam tersini yaptık. İthalatla yerli üreticinin resmen belini kırdık. Nitekim pandemi sürecinin devreye girmesiyle birlikte ithalat daha da pahalı olmaya başladı. Çok daha ötesini söyleyeyim, enflasyon üzerindeki baskısını giderek arttırdı. Gıda fiyatları tüm dünyada düşerken Türkiye'de gıda fiyatları hızlı bir şekilde yükseldi arkadaşlar. Makas her geçen gün biraz daha açıldı. Üzerine bir de pandemi eklendi. Pandemiyle birlikte gıda fiyatlarındaki yükseliş neredeyse ikiye katladı. Şimdi böyle bir tablo içerisinde biz hala kuru baskıladık, ekonomiyi düzenli tutuyoruz, finansal istikrarı sağladık, Türkiye V çıkış yakalayacak falan demek kandırmacadan ibaret değildir de nedir arkadaşlar? Bunu sormak istiyorum sizlere. Bu büyük bir illüzyon, büyük bir kandırmacadır ve ne yazık ki bu kandırmacayla Türkiye ekonomisi çok daha derin bir ekonomik krize emin adımlarla sürükleniyor artık. Stagflasyonun adı resmen konulmuş durumda. Son 2 ay içerisinde yükselen enflasyon. Hani enflasyon düşecekti? Hani Merkez Bankası enflasyon düşeceği için faizleri indiriyordu? Faizleri indirirken arka arkaya buradan bas bas bağırarak videolar çekti. Dedik ki siz bu faizleri indiriyorsunuz ama enflasyonun düşüşü olmayacak. Bu yaklaşımınız gerçekçi değil. Enflasyon düşecek beklentisiyle faiz indirilmez. Eğer ki siz enflasyon düşecek beklentisiyle faizleri aşağıya çekerseniz ve enflasyon yüksek kalmaya devam ederse aradaki eksi reel faiz makası açılır ve Türkiye'de ne yerli ne de yabancı yatırımcıyı tutamazsınız dedik. Dolara ihtiyaç her geçen gün biraz daha artar dedik. Dolar talebi dolar üzerindeki kırılganlıkları arttırır dedik. Bunları söyledik arkadaşlar. Dış ticaret açığınız patlar dedik. Cari açığınız patlar dedik. Türkiye inanılmaz bir işsizlik sürecine girer dedik. Reel sektörünüzü kurtaramazsınız. Bankacılık batıklarınız her
her geçen gün kontrol edilemez bir şekilde artar dedik. Yalan mı söylemişiz arkadaşlar? Kuru baskılamanın marifet olduğunu sananlar bugün işin içinden nasıl çıkacaklarını bilemiyorlar. Belki tek kurtarı aynı 2018 Ağustos ayında olduğu gibi bir kur şoku yaşanması ve doğal yöntemlerle ithalatın önünün kesilmesi. İthal malların çok daha pahalı bir hale gelerek mecburen iç üretime yönelinmesi. Ama arkadaşlar görünen o ki iç üretici kimsenin umurunda falan değil. Yurt dışından alalım, yurt dışındaki üreticiyi mutlu edelim, yerli üretici batarsa batsın, enflasyon patlarsa patlasın, nasıl olsa rakamları bir şekilde uyduruyoruz, nasıl olsa sepeti bir şekilde kurguluyoruz, bunun sonrasında enflasyonu belli bir seviyede tutarız, geçeriz, gideriz mantığı hala devam ediyor. Bakın TÜİK'in açıkladığı şu yüksek enflasyon rakamları bile marketteki pazardaki rakamları karşılamıyor arkadaşlar. Marketteki pazardaki rakamların çok daha yukarıda olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Her geçen gün yeni zamlarla karşı karşıya kalıyoruz. Haftada bir mağazalardaki, marketlerdeki, pazarlardaki etiketlerin fiyatlarının değiştiğini, yukarıya doğru değiştiğini görüyoruz. Bu koşullar içerisinde Merkez Bankası, bakın Türkiye'nin en önemli kurumlarından birisi, son 3-4 aydır enflasyon düşecek, enflasyon düşecek diye faizleri aşağı indirdi. En sonunda geçen ay ya galiba enflasyon düşmeyecekmiş. Birazcık yükseliş eğilimine girdi. Ondan dolayı biz artık faizleri indirmeyelim açıklaması yaptı. Bunun 4 ay öncesinde ben bunu görürken Merkez Bankası'nın uzmanları, koskoca Merkez Bankası'nın başkanı bu durumu fark etmiyor muydu sanıyorsunuz? Gayet net fark ediyorlardı. Gayet net görüyorlardı ve biliyorlardı. Ellerindeki raporlar, ellerindeki anketler, ellerindeki fiyat gamları emin olun hepimizden çok daha fazla. Ve bunları göre göre, bunu bile bile yine de faizleri aşağıya çekerek buradaki yabancı sermayenin kaçışının önünü açtılar. Yabancı sermaye kaçarken buradaki doları ucuza kaçırırken bizimkiler doları baskılayarak akılları sıra ucuzdan yabancılara parayı pompaladılar. Ve bu Türkiye ekonomisinin çok daha ciddi anlamda sıkıntıya girmesini beraberinde getirdi. Bütçe deliğimiz kocaman oldu. 200 milyarın dibine gelmiş bir bütçe açığından bahsediyoruz. Daha yılın yarısında bile değiliz arkadaşlar. Dış ticaret açığınız her geçen gün açılmaya devam ediyor. Neden? Düşük kur nedeniyle rekabet gücünüz yok. Rekabet edemediğiniz için hiçbir pazara giremiyorsunuz. İhracatınızı arttıramıyorsunuz. Bir de ithal eden ülkeler sizin pazarınıza çatır çatır giriyorlar. Bakın genel itibariyle aldığımız mallar, tüketim malları Çin'den gelen mallar, Almanya'dan, Avrupa'dan gelen mallar. Biz üretmediğimiz sürece ve kuru da olması gereken değerin çok altında tutmaya devam ettiğimiz sürece bu büyük kısır döngünün içerisinden çıkamayacağız ve bütün makroekonomik dengelerimiz bozulmaya devam edecek. Stagflasyon diyorum arkadaşlar, stagflasyon. Bakın çok kritik, çok riskli bir süreçten bahsediyoruz. Bir yanda durgunluğun, bir yanda yüksek enflasyonun ve işsizliğin olduğu bir ortamdan bahsediyoruz. Pandemi öncesindeki tablodan bir adım öteye gidilmiş durumda. Pandemi öncesinde resesyon sürecindeydik. Şimdi stagflasyon sürecine girmiş durumdayız. Resmi olarak girmiş durumdayız ama kimsenin bunu tabii itiraf edeceği falan yok. Herkes hala yok V çıkış olacak, yok çok hızlı toparlanacağız, yok dünya devi olacağız, yok ilk 10 ekonomi arasına gireceğiz falan tevatürleriyle insanları oyalamaya devam ediyor. Olacak şey değil arkadaşlar. Neden olacak şey değil biliyor musunuz? Bunun bedelini hepimiz ödeyeceğiz. Neyle ödeyeceğiz? Zamlarla ödeyeceğiz. Yüksek vergilerle ödeyeceğiz. Gelir kaybıyla ödeyeceğiz. Satın alma gücümüzün azalmasıyla ödeyeceğiz. Yoksullukla, fakirlikle ödeyeceğiz. Açlıkla ödeyeceğiz. Sefaletle ödeyeceğiz. Geçtiğimiz dönemde ödemeye başlamıştık. Daha da fazla ödeyeceğiz bundan sonraki süreçte arkadaşlar. Ne yazık ki tablo bu. Bakın kısa çalışma ödeneği bir ay daha ertelendi. Bir ay sonra ne olacak? Kısa çalışma ödeneği öyle ya da böyle kaldırılacak. Firmalar çatır çatır eleman çıkartmaya başlayacaklar. Çünkü zor durumdalar. O maliyeti üstlerine alma ihtimalleri yok. İşsizlik bir anda tavan yapmaya başlayacak.
artık. Talep kısılmasına rağmen kurun artması nedeniyle ve Türkiye ithal bağımlısı olması nedeniyle arkadaşlar enflasyon da yükselmeye devam edecek. İşsizliğin artması, enflasyonun artması durgunluğun daha da derinleşmesini beraberinde getirecek ve reel sektör batıkları daha da artacak. Arka arkaya konkordatolar, iflaslarla karşı karşıya kalacağız arkadaşlar. Müthiş, büyük ve yıkıcı bir ekonomik krize doğru ilerliyoruz. Aylardır, neredeyse yıllardır bu konuyla ilgili uyarıyoruz. Diyoruz ki yapmayın, etmeyin, gerekiyorsa bu kuru serbest bırakın. Sizin asıl meseleniz kur değil ki. Sizin asıl meseleniz hayat pahalılığı. Sizin asıl meseleniz işsizlik. Sizin asıl meseleniz reel sektörün ayakta durması meselesi. Son zamanlarda bu sosyal medya mecrasının düzene sokulması, kapatılması vesaire, hiç girmeyecektim ama bu konular tartışılıyor. Ve bu konuların tartışılmasının temelinde Z kuşağı yatıyor. Genç kuşak yatıyor. 1996 ve 2000 sonrasındaki kuşak konuşuluyor. Neden tepkililer mevcut hükümete karşı? Hemen cevabını verelim. Çünkü cevap bir araştırmanın içerisinde yatıyor aslında. Z kuşağının en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Ne işsizlik ne yoksulluk. Çok daha ötesi. Saygı görmemek. Düşüncelerinin kale alınmaması. Önemsenilmemeleri. Evet, saygı duyulmamak bir insana yapılabilecek en büyük zulümdür arkadaşlar. Z kuşağının tepkisi de bu aslına bakarsanız. Bize kimse saygı göstermiyor diyorlar. Sebeplerini de ortaya koyuyorlar. Bugüne kadarki pek çok kuşaktan çok daha uzun bir eğitim sürecinden geçtik. Bize dediler ki iyi eğitim al, iyi eğitim alırsan iyi işlere yerleşeceksin. İyi mevkilerde olacaksın dediler. Biz de iyi eğitim aldık. Annelerimiz dershanelere yazdırdı. Babalarımız üniversite sınavlarına girmeden önce bize özel dersler aldırdı. İyi üniversitelerde okuduk. Gittik yüksek lisans yaptık vesaire. Ama sonra acı gerçekle karşı karşıya kaldık. Bize iş yok dediler. Bizi işe almadılar. Çünkü tecrübe sordular. Bize fırsat tanımadılar. Hiçbir mevkide bize yer vermediler. Bu nedenle de biz tepkiliyiz diyor bu gençler. Hem gelecek kaygıları var hem de kendilerine saygı gösterilmediğini düşünüyorlar. Bu nedenle tepkililer. Bu gençlere kızma hakkımız var mı arkadaşlar? Bu ülkenin yöneticileri kendi ülkesinin gençlerini işsizliğe mahkum ediyorsa, ki Türkiye'de genç işsizliğinin %30'ların üzerinde olduğunu hepimiz çok net bir şekilde biliyoruz artık. Resmi rakamlar zaten %25'ler civarında dolaşıyor. Genişletilmiş işsizlik rakamlarına baktığımızda %30-35 aralığında bir genç işsizlik ortaya çıkıyor. Sonra bu gençler bana niye tepki veriyor diye kızıyorsunuz. Kızamazsınız. Kızamazsınız. Kızma hakkınız yok. Evet, sosyal medyada küfür, terbiyesizlik, ahlaksızlık, iftira, bunlara elbette kızmalısınız. Elbette bu konularla ilgili gerekiyorsa düzenlemeler getirilmeli. Ama bir gerçeği de konuşalım. Yıllarca ak troller, ben de dahil olmak üzere pek çok insanı iftira yağmuruna boğmadılar mı? İtibarsızlaştırmadılar mı? Küfür etmediler mi? Ahlaksız yorumlar yapmadılar mı? Hiç olmadığımız kefelere koymadılar mı bizi? Onlara neden hiç ses çıkartılmadı? Fake hesapların %99.9'u Türkiye'de. Aslına bakarsanız ak troller denilen bir gruba ait değil mi? Neden ak troller kavramı bu kadar meşhur, hiç düşündünüz mü? Bu insanlar önüne geleni itibarsızlaştırmak için her türlü yalanı, riyayı, küfrü ettiler herkese. Neden bunlara hiç ses çıkartılmadı o zaman? Bir ahlaksızlık varsa herkes için geçerlidir. Bu ülkenin bakanı için de geçerlidir, benim için de geçerlidir. Türkiye'de yaşayan herhangi bir vatandaş için de geçerlidir, bir sanatçı için de geçerlidir, bir memur için de geçerlidir. Fark etmez. Ahlaksızlık kime yapılırsa yapılsın ahlaksızlıktır. A kişisine yapılırsa ahlaksızlık, B kişisine yapılırsa ne olacak canım, olabilir demek değildir. Bir düzenleme yapılacaksa herkese karşı yapılır. Kişiye özel değil, subjektif olamaz. Objektif olur, nesnel olur, gerçekçi olur. İşte bütün bu gerçekçiliğini yitirdiği için mevcut süreç, gençler, Z kuşağı tepkililer. Tepkililer. Neden okuduk diye sorguluyorlar. Neden iş bulamadık diye sorguluyorlar. Neden saygı gösterilmiyor bize diye sorguluyorlar ve buna uygun da tepki veriyorlar. Bu tepkiyi iyi okumak ve bu tepkilere aslında cevap vermek gerekiyor. Olumlu cevap vermek gerekiyor. Bu konuyla ilgili doğru adımların atılması gerekiyor. Aynı ekonomide doğru adımların atılabilmesi gibi. Ekonomi bir matematik bilimi değil. Ekonomi bir sosyal bilim. Ekonominin bir sosyal bilim olduğunu, bir davranış bilimi olduğunu görmezseniz,
sadece belli başlı finansal enstrümanlara baskı yapmanın büyük bir başarı olduğunu göstermeye çalışırsanız işte ekonomiyi bu noktaya getirirsiniz. Tamamen işin içinden çıkılamaz bir duruma getirirsiniz. Büyük bir ekonomik kriz uçurumunun kenarına doğru sürüklersiniz. Bakın size açık ve net söylüyorum. Türkiye şu anda bir ekonomik kriz içinde falan değil. Dünya da bir ekonomik kriz içinde falan değil. Ama yarın öbür gün büyük bir ekonomik kriz kapıyı çalacak. Hem Türkiye'de hem dünyada. Dünyanın özellikle gelişmiş olan ülkelerin kurtarırı var arkadaşlar. Ekonomik güçleri bize göre çok daha sağlamdı bu pandemi krizine girerken. Ama biz zaten çok zayıf bir şekilde bu pandemiye girdik ve hiçbir tedbirde almadık. Her şeyi daha da derinleştirdik, her şeyi daha da sıkıntıya soktuk ve sıkıntıya sokmaya da devam ediyoruz. Doğruları söyleyenlere tukaka demekten başka bir şey de yapmadık. Azıcık kulağımızı verseydik, azıcık bu adamlar ne diyor acaba diye dinleseydik ve evet galiba doğru bir şeyler söylüyorlar ya, bunlar bizim karşımızda değil, bunlar bizim yanımızda galiba diye düşünseydik belki de Türkiye ekonomisi ya da Türkiye sosyal hayatı bu durumlara gelmezdi. Kimse kimseyle bu kadar kutuplaşmıyor. Hep birlikte hareket ederdik. Pek çok zaman bunu yaptık. Türkiye evet çok zor dönemlerden geçti. 100 yıllık tarihimize bakıyoruz. Bu 100 yıllık tarihimiz boyunca bir yığın inişlerimiz, çıkışlarımız, krizlerimiz, problemlerimiz, siyasi dalgalanmalarımız oldu. Ama bu kadar yoğun bir kutuplaşmayla karşı karşıya kalmadık. Hem siyasi açıdan kutuplaşma hem ekonomik açıdan kutuplaşmayla karşı karşıya kalmadık arkadaşlar. Siyasi kutuplaşmayı bir kenara atıyorum. Hadi o benim alanım değil. Ekonomik kutuplaşma yok mu sanıyorsunuz Türkiye'de? Türkiye'de bir gelir dağılımı bozukluğu olmadığını mı iddia ediyorsunuz? Türkiye'de bir kas sistemi oluşmadığını mı iddia ediyorsunuz? Zenginle fakir arasındaki ayrımın iyiden iyiye ayrılmadığını mı düşünüyorsunuz? Türkiye'de bir orta kesimin kalmadığının farkında değil misiniz? Adil bir gelir dağılımının olmadığını görmüyor musunuz? Türkiye'nin neredeyse %90'ının üzerindeki insanın fakirleştiğini, sadece %4'lük, %5'lik bir kesimin hayatını yaşadığının farkında değil misiniz? Ben burada bas bas boşuna ballı kaymaklı müteahhitler diye bağırmıyorum arkadaşlar. Çünkü o ballı kaymaklı müteahhitler kavramı aslında %95'lik kesimin servetini, hakkını kendisine devşiren ve umursamazca hayatını yaşarken diğer %95'in fakirliğine göz yuman bir kesim. Umursamayan bir kesim. Bunun için elbette eleştireceğiz. Bir ülkenin gelişmişliği o ülkedeki adil gelir dağılımıyla ilintilidir arkadaşlar. Kişi başına düşen milli gelirden bahsetmiyorum. Kişi başına düşen milli gelir sadece bir rakamdır. Evet, sadece bir rakamdır. 10 bin dolar milli gelirimiz var. Benim cebime 10 bin dolar giriyor mu? Ben ona bakarım. Ben ekmeğe mi muhtacım? Yoksa gerçekten yıl boyunca protein ihtiyacımı da, karbonhidrat ihtiyacımı da, bütün sosyal ihtiyaçlarımı da karşılayabiliyor muyum? Buna bakarım. Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler ya da fakir ülkeler arasındaki en derin fark budur arkadaşlar. Aslında hepsi ekonomik olarak birbirlerine benzer boyutlardadır. Oransal anlamda söylüyorum. Gelir dağılımı eşitsizliği yoksa problem de yoktur arkadaşlar. Yani Türkiye kazandığı parayı doğru kullanmış olsaydı, halkına kullandırmış olsaydı, adil bir gelir dağılımıyla herkese yaymış olsaydı, yukarıdaki zenginin az, aşağıdaki fakirin az olmasını ve orta kesimin satın alma gücünün fazla olmasını sağlamış olsaydı, bugün biz bu sorunların hiçbirini yaşamıyorduk, işsizlik problemimiz yoktu, ekonomik sıkıntılarımız yoktu ve belki de bu pandemi krizini en rahat geçiren ülkelerden birisi olacaktık. Bütün bunlara bir aynadan bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Gerçekleri görmemiz ve buna göre hareket etmemiz gerekiyor. Bir şeyleri geçiştirmeye çalışarak bu işin içinden çıkamayız. O kadar kolay değil. Herkes her şeyi görecek ve önce halkım diyecek. Önce vatandaşım diyecek. Önce vatandaşımın gelir düzeyinin toparlanması diyecek. Ve tabii ki bunun yanında şunu söyleyecek. Bana hakaret edilmesine tahammül edemiyorsam eğer kimseye hakaret edilmesine izin vermeyeceğim. Bana gelince hakaret, sana gelince hakaret değil, olmaz kardeşim. Hakaret herkese hakarettir. Küfür
herkese küfürdür. İftira herkese iftiradır. İtibarsızlaştırma herkese itibarsızlaştırmadır. Madem bir düzen gelecek, düzenleme gelecek, herkes için gelecek. Bu ülkede herkes bu ülkenin vatandaşı. Herkes eşit hak sahibi. Kimimizin konumu farklıdır, kimimizin konumu farklıdır. Ama bu vatandaşlık haklarımızda farklı olmamızı beraberinde getirmez. Temel haklarımız eşittir arkadaşlar. Ve kişilik hakları söz konusu olduğu zaman statü söz konusu değildir. Kimse kimsenin kişilik haklarına dokunamaz. Sayın Albayrak'ın kişilik haklarına dokunulduysa, küfredildiyse, itibarsızlaştırılmaya çalışıldıysa, iftira atıldıysa, yalan söylendiyse bu yapılamaz. Ama bana da yapılırsa bu da suçtur arkadaşlar. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.